ve an itibariyle yeni bir seriye başlıyorum. Bu seride vites kutusundan tutun rulmana, yakıt sisteminden süspansiyona kadar yarış arabasında bulunan her parçadan, her vidadan, her somundan, her şeyden ama her şeyden konuşacağız. Yarış arabasını parçalayıp genel olarak gruplandıracağız. Ama detaylara girmeden önce şöyle bir yarış arabası ele alalım. Bu yarış arabasını anatomik açıdan inceleyelim. Kısaca malzemelerden bahsedelim. Ki sonraki videolarda daha da detaylara indiğimizde neden bahsettiğimizi biliyor olalım. Ve hazırsak başlayalım. Yarış arabalarını kapalı ve açık tekerlekli olarak, açık ya da kapalı kokpit, tek koltuklu ya da birden fazla koltuklu olarak gruplara ayırabiliyoruz. Biz bu seride elimize bir yarış arabası alalım ve buradan adım atmaya başlayalım. Ama bu seride open wheel dediğimiz açık tekerlekli yarış arabalarını inceleyelim. Tek koltuklu, açık kokpit ve açık tekerlekli yarış arabaları. Bu yarış arabaları Formula 1 arabaları olabilir. Ama sadece Formula 1 değil, Formula E, Formula 2, Formula 3, Formula Renault, Formula 4, Formula Ford yarışlarında kullanılan arabalar da olabilir. Hatta ta Amerika'ya uzanırsak, Formula'dan daha ünlü olan IndyCar serisi bile olabilir. Bu yarış arabasını parçaladığımızda tam da şu şekilde bir görüntü oluşacak. Şasi, motor, vites kutusu, süspansiyonlar, kanatlar, tekerler ve bu sistemlerin içinde göremediğimiz yüzlerce parça. Anatomik olarak incelemek istersek, insan vücuduyla bağlantılı bir mantık kurabiliriz. Şasiden başlayalım mesela. Şasi, arabanın iskeleti. Pilot, bu vücudun 5 hissi. ECU dediğimiz elektronik kontrol unitesi, bu aracın beyni. Motor, aracın atan kalbi. Bu kalbin pompaladığı kan da soğutma sistemlerinde dolaşan su ve yağ olsun. Benzin ise vücudun aldığı besin. Vites kutusunu ise sinir sistemine benzetebiliriz. Tekerler ayakları, lastikler ayakkabısı, süspansiyon da bacakları olabilir. Geriye de bu bütün elemanları kaplayacak bir gövde ve de gövdeye eklenen kanatlar kaldı. Gördüğünüz gibi kendi vücudumuzdan örneklendirecek olursak anlaması daha kolay oluyor. Ama yine de bunları biraz daha bir araya koyup bakalım. Yarış arabasını 5 gruba ayıralım. Şasi, gövde, süspansiyonlar, sistemler ve güç aktarım organları. İlk kategorimizden başlayalım hemen. Şasi, arabanın iskeleti demiştik. Türk dil kurumuna bakacak olursak da aynı şekilde burada da şasinin anlamı motorlu taşıtların iskelet sistemi olarak anlandırılmış. Şasinin içinde monokok yapı, ön, yan ve arka çarpışma yapıları, bell housing dediğimiz kavrama kapağı ve de vites kutusu bulunuyor. Hemen birinci parçadan başlayalım. Monokok. Monokok dediğimiz yapı genel olarak karbon fiberden oluşan bir kabuk. Bir Formula 3 arabasının sahip olduğu monokok yapı yaklaşık 75 kilo. Ve bunun %75'i de karbon. Kevlar da köpük ile birlikte hans, yani head ve neck support dediğimiz baş ve boyun desteğinde kullanılıyor. Zaylon malzeme monokok yapının yan panellerinde belirli oranlarda kullanılırken ayrıca tekerleri bu monokok yapıya bağlamak için de kullanılıyor. Bu sayede kaza sırasında tekerlekler havalanmak yerine monokoka bağlı kalıyor. Ki biliyorsunuz ki bazı yarışlarda ve bazı kazalarda bu tekerlekler monokoktan ayrılarak öteki araçların üstüne uçabiliyor. Alüminyum, çelik, yapısal köpük ve titanyumu da monokok parçanın bazı bölümlerinde bulabiliriz. Ön, yan ve arka çarpışma yapılarında da
yüksek kuvvette olan çarpışmalara daha dayanıklı olabilmesi için karbon fiber malzemeden üretiliyor. Ön çarpışma yapısı dediğim zaten noz olarak bildiğimiz aracın burun kısmı. Yine kavrama debriyaj kutusunda en çok kullanılan malzeme de karbon fiber, alüminyum ve magnezyum. İkinci grubumuz gövde. Gövdenin içinde neler var? Ön ve arka kanatlar, zemin döşeme, hava girişini sağlayan side podlar, yani yandaki açıklıklar, barge board dediğimiz reflektör plakaları, podring, galiba Türkçesi yok, bilen varsa lütfen yorumlara yazsın, radyatör ve fren dakları ve son olarak da motor kapağı gövdenin içinde. Podwing aerodinamik açıdan akan havanın araca yapışık kalmasını ve daha geç araçtan ayrılmasını sağlıyor. Bargeboard ise tekerlekteki wake ve vortex oluşturmak için kullanılıyor. Bu parçaları da daha sonraki videolarda detaylı olarak inceleyeceğiz. Hatta aerodinamik olarak bütün detaylarına bakacağız. Kanatlarda genellikle karbon fiber kullanılırken daha düşük bütçe yarış kategorilerinde ise glass fiber kullanılıyor. Ve hafif olması için de ön ve arka kanatların içi polisteren ile dolu. Üçüncü grubumuz süspansiyonlar. Ayrı bir grup yapmak istedim çünkü belki de en karışık olan gruplardan biri bu. Upright dediğimiz tekerlek mafsalı, tekerlek göbeğini tutan kısım. Formula 1'de hızlı pit stop yapmak için tek bir tane somun bulunurken NASCAR'da bu somunlar 5 tane. Süspansiyon ayrıca wishbone dediğimiz üçgen şeklinde 2 tane süspansiyon kolundan oluşuyor. Başka rocker arm, yani Türkçe'de külbütör manivelası. Bu da bana çok Türkçe gibi gelmedi ama bunun da başka bir adı varsa lütfen yorumlara yazın. Amortisörler ve yaylar ve de anti-roll bar bulunuyor. Bir de aslında lastikler ve jantları da bu gruba katıp genişletip genel olarak tekerlek olarak adlandırmak istiyorum. Tekerleklerden sonra dördüncü grubumuzda sistemler olarak adlandırdım. Çünkü burada araçta bulunan bütün sistemleri açıklamak istiyorum. Fren ve gaz pedalları, yakıt sistemi, soğutma sistemi, hidrolik ve nümatik sistemler, elektrik ve elektronik kısım, yangın söndürme ve hatta direksiyon. Bütün bunlar hepsi aynı grup içinde. Bu arada direksiyon konusunda bir video çekmiştim daha önce. İzlemediyseniz onun da linkini videonun altında paylaşıyorum. Bu sistemlere şu an bu videoda hiç girmek istemiyorum. Çünkü bayağı uzun bir video olabilir. O yüzden sonraki gruba atlıyorum. Ve son grubumuz aktarma organları. Powertrain kısmına geldik. En geniş konulardan biri de bu olabilir. Malum motorun kendisi, vites kutusunun karmaşıklığı, diferansiyel sistemi, tahrik mini, akslar hepsi bu grupta bulunuyor. Biliyorum belki de merak ettiğiniz bütün başlıklar bu grubun altında. Zamanla umarım bu parçaları da detaylı bir şekilde ileriki videolarda göreceğiz. Bu arada Instagram'da bir formüle aracında toplama kaç tane duman var diye sormuştum. Ve bir anket yapmıştım. 0 ile 100 arası, %200 arası, 200 ile 300 arası, 300'den fazla ya da sonsuz sayıda. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara eklemeyi unutmayın. Küçük bir tüyo vermek istersen, sadece vites kutusunda toplamda yaklaşık 24 tane ruman bulunuyor. Videoyu kapatmadan önce, madem çok genel bir video yaptık, birazcık da kullanılan malzeme oranlarından bahsetmek istiyorum. Eskiden GP3 olarak adlandırılan Formula 3 aracını ele alalım. Formula 3'ü örnek olarak göstermek istiyorum. Çünkü Formula 3 gerçekten düşük bütçeli bir kategori. 700 kiloluk Formula 3 aracının 130 kilosu motor ve 45 kilosu da sıvılardan ve kablolardan oluşuyor. Motoru saymazsak aracın yaklaşık 120 kilosu sadece kompozit malzemeden yapılıyor. Geri kalan 120 kilosu çelikten ve ortalama 85 kilosu da alüminyumla.
Motoru da içine katarsak %21'i kompozit malzeme, %20'si çelik ve %15'i de alüminyum. Ve bu toplam 700 kilonun %23'ü de motor. Ama dediğim gibi bu düşük bütçeli bir kategori. Bu nedenle kompozit kullanımı daha az. Formula 1'deki malzeme ve ağırlık oranını siz düşünün. Peki siz yarış arabalarındaki parçaları ne kadar tanıyorsunuz? Rookie seviyesinde mi yoksa expert seviyesinde mi? Waiting, I let it run my mind. God knows that I've been patient. The souls I've left behind.